22. İlerleyen turuncu karenin önüne beyaz dışında bir kare çıktığında onu almasını ve aldığı karenin rengiyle boyanarak yoluna devam etmesini sağlayın. Turuncu karenin önüne beyaz dışında bir kare çıktığında onu almasını ve onun rengiyle boyanarak yoluna devam etmesini sağlamamız isteniyor. Bir algoritma yazılmış. Onun üzerine devam edeceğiz. Önce çalıştıralım. Turuncu kare yolun sonuna kadar devam ediyor. Ama önüne çıkan kareyi alması ve aldığı karenin rengiyle boyanarak yoluna devam etmesi. Yani sarı kareyi aldığı zaman bu konumdan sonra artık sarı olarak yoluna devam etmesi isteniyor. Algoritmayı inceleyelim. Yine 4 tane değişken tanımlanmış. Karenin rengini taşıyan, karenin konumunu taşıyan değişkenler ve her tekrarda ne kadar bekleyeceğini taşıyan değişken. Daha sonra bir döngü oluşturulmuş. Birden 30'a kadar tekrar ediyor. Döngü içerisinde ilk olarak kare X ve kare Y konumunu temizliyor. Yani bu turuncu karenin bulunduğu ilk konum. Ondan sonra kare X değişkeninin içeriğini bir arttırmış. Böylece bir sağındaki konumu hesaplamış oluyor. Dikey düzlemde bir hareket olmadığı için turuncu karenin y değişkeninin içeriği sabit 3. Döngü içerisinde yine bir değişken tanımlamış. Bu da sonraki karenin rengini taşıyan değişken. Onu da kare ne renk fonksiyonuyla yeni hesapladığı konumdaki karenin ne renk olduğunu yeni tanımladığı değişkene aktarmış. Burada bir boşluk bırakmış. Burada bir geliştirme yapmamız isteniyor. Bu boşluktan sonra da hesapladığı yeni konumdaki kareyi boyamış, kare renk değişkeninin içeriğiyle ve beklemiş. Bu algoritma turuncu karenin ilerlemesini sağlıyor. Ama önüne beyaz dışında bir kare çıktığında henüz onu algılamıyor. Onu yazmamız isteniyor. Neden? Beyaz dışında bir kare çıktığında. Burada bir ek açıklama vermiş. Alınacak kareler rastgele renk ve konumlarda oluşturulur. Yani bu ne anlama geliyor? Ben burada bir sonraki kare mavi mi diyemem. Çünkü kırmızı da olabilir, sarı da olabilir. O yüzden bana söylediği gibi beyaz değilse diye kontrol etmeliyim. Bakın bir daha çalıştırayım. Mesela mavi ve yeşil. Bunu nasıl yapacağım? Beyaz dışında bir renk olduğunda çalışacak bir algoritma belirlemek. If sonraki kare renk değişkeni eşit değilse, ünlem eşittir, beyaza. Eğer beyaza eşit değilse demek ki başka bir renk, beyaz dışında başka bir renkse önce o kareyi temizleyelim. Kare temizle fonksiyonu. Kare x ve kare y. O kareyi temizledikten sonra o kareyi tespit etmiş ve almış oluyoruz. Bizden istenen diğer şey de hareket eden turuncu karenin bu kareyle karşılaştıktan sonra o karenin rengi ile yoluna devam etmesi. Bunu nasıl yapabiliriz? Bizim turuncu karemizin rengini
Aldığımız değişken kare renk değişkeni. İçeriği turuncuydu. Ve biz bu değişkeni nerede kullanıyoruz? Konumu hesapladıktan sonra turuncu kareyi yeni konumunda boyamak için kullanıyoruz. Bu boyama işlemini yapmadan önce beyaz dışında bir kareyle karşılaştığında eğer ki kare renk değişkeninin içeriğini karşılaştığı karenin rengiyle değiştirirsek ki o da sonraki kare renk değişkeninin içerisindedir. Kare renk eşittir sonraki kare renk dersek karşılaştıktan sonra o silinir ve hareket eden turuncu karenin artık değişkeni karşılaştığı karenin rengiyle değiştirilmiş olarak devam eder ve her tekrarda artık o renkle boyamaya başlar. Ta ki başka bir renk ile tekrar karşılaşıp değişkenin içeriği değiştirilene kadar. Algoritmamızı deneyelim. Çalıştıralım. Sarıyı aldı. Sarı olarak devam ediyor. Kırmızıyı aldı. Kırmızı olarak devam etti.